Bu ders SketchUp'ta Paint Bucket aracını öğreneceğiz. Bu aracı aktif hale getirdiğimizde bir materyal listesi açılıyor ve buradan boyamak istediğimiz yüzeyler için herhangi bir materyal seçip yüzeylerimizi tek tek boyayabiliyoruz. Bu liste Mac ve Windows bilgisayarlarda farklı görünüyor. Mac bilgisayarlarda üst taraftan materyalimizin rengini değiştirebiliyoruz. Buradaki tuğla ikonuyla ise projemize eklemek üzere buradan metal, taş, seramik, su gibi farklı malzeme gruplarının içine girip buradan materyaller seçebiliyoruz. Windows bilgisayarlarda ise burada Select ve Edit diye iki tane sekme bulunuyor. Bunlardan ilkiyle materyali seçiyorsunuz. İkincisiyle Edit ile ise seçtiğiniz materyallerin renk, boyut, opasite gibi özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Buradaki ev ikonuna tıkladığınızda projenizde kullanmış olduğunuz materyallere ulaşabiliyorsunuz. Materyallerinize sağ tıklayıp Edit diyerek de bunların özelliklerini değiştirebilirsiniz. Buradan görüldüğü gibi opasitesini veya boyutlarını değiştirebiliyorum. İstersem seçmiş olduğum bu materyale farklı bir renk de tanımlayabiliyorum. Ama bu işlemleri geri alıyorum. Birden fazla yüzeyi aynı materyalle boyamak istiyorsak bu yüzeyleri klavyemizden Shift tuşuna basarak çoklu seçip materyal menüsünden de bunları boyamak istediğimiz materyali seçerek yüzeylerimizi çoklu olarak boyayabiliriz. Yine bu işlemi de geri alıyorum. Bunun dışında boyama aracını yardımcı tuşlarla birlikte daha hızlı kullanabiliyoruz. Mesela modelimizdeki aynı malzemeyle boyanmış tüm yüzeylerin materyallerini aynı anda değiştirmek istiyorsak materyal menüsünden materyalimizi seçtikten sonra bu yüzeylerden herhangi birine gelip boyamadan önce klavyemizden Shift tuşuna basmamız gerekiyor. Bu şekilde zaten boya kutusunun yanında 3 tane kırmızı nokta beliriyor. Shift tuşuna basılı tutarak buradaki yüzeylere tıkladığım zaman aynı materyalle boyanmış tüm yüzeyler modelimde seçmiş olduğum malzemeyle boyanmış oluyor. Tabii bu durum grup veya bileşen olarak kaydetmiş olduğunuz elemanlar için geçerli değil. Bunların malzemelerini değiştirmek için grubun veya bileşenin içine girmeniz gerekiyor veya bunları patlatmanız gerekiyor. Bu yardımcı tuşları grup veya bileşenlerinizi patlattıktan sonra bu elemanlar üzerinde de kullanabiliyorsunuz. Mesela bu yüzeyleri eski haline getirmek istediğimde tekrar buradaki eski materyallerini seçip yine Shift tuşuna basarak boyama aracıyla bu yüzeylerin hepsine tıklayabilirim ve bunların hepsini aynı anda boyayabilirim. Bunun dışında sadece birbirine değen yüzeylerin materyallerini değiştirmek istiyorsak klavyemizden Ctrl veya Mac bilgisayarlarda Option tuşuna basmalıyız. Mesela burada aynı materyalle boyanmış, birbirine bağlı olan yüzeylerin materyallerini aynı anda değiştirmek istiyorum. Bu yüzden materyal listesinden herhangi bir renk seçiyorum ve daha sonra klavyemden Ctrl veya Option tuşuna basıyorum. Bu şekilde kolumuzun yanında yine 3 tane nokta beliriyor ama bunlar bu sefer yan yana beliriyor. Shift tuşuna bastığımızda böyle gözüküyordu. Bu şekilde Ctrl veya Option tuşuna basılı tutarak bu yüzeye tıkladığım zaman sadece burada birbirine bağlı olan yüzeydeki materyaller boyanmış oluyor. Bu işlemi birbirine bağlı olan tüm yüzeyleriniz için uygulayabilirsiniz. Bu şekilde bağlı yüzeyler boyunca aynı materyalle boyanmış yüzeylerinizin rengini tek tıkla değiştirebiliyorsunuz. Shift ve Ctrl veya Option tuşlarına birlikte bastığımızda ise yüzeylerimiz birbirine değmese bile bunların materyallerini değiştirebiliyoruz. Son olarak buradaki damlalık aracını aktif hale getirerek yüzeylerimizin materyal renklerini kopyalayabiliyoruz ve istersek bu renkleri başka yüzeyler üzerinde de kullanabiliyoruz. Bu aracın kısa yolu Windows bilgisayarlarda Alt, Mac bilgisayarlarda ise Command tuşu. Bu tuşa basarak da isterseniz bu aracı aktif hale getirip yüzey renklerinizi kopyalayabilirsiniz. Ve daha sonra kopyalamış olduğunuz bu renkleri başka yüzeylere aktarabilirsiniz.